Cin Suresinin 26 ve 27. ayetlerinde o gaybını kimseye açmaz, uygun bulduğu bir elçi olursa başka deniyor. Ayette geçen elçi aynı zamanda peygamber olan elçi midir? Değilse şimdi bile Allah bir alim kuluna vahiy gönderir mi? Allahü Teala'nın vahiy gö gönderdiği şeyler tamamen nebi olan rasullerdir. Dolayısıyla son kitap inmiştir Ha insanların içerisine bir takım işte e, ilham dediğimiz şeylerin doğması her zaman olur, her insan için olur. Şunun için olur da bunun için olmaz diye bir şey yok. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın yaşadığı toplumda Müslüman olmayan kral bir rüya görmüştü ve o rüyasını Yusuf Aleyhisselam yorumlamıştı. O da Allahü Teala'nın bir bilgi vermesidir. Erçilik şudur. Mesela ben şimdi size, size bir şeyler anlatıyorum. Ama sizden birine desem ki, git falanca'ya şunu söyle. O zaman git falanca'ya şunu söyle dediğim kişi o konuda benim neyim olur? Elçi mi olur? Bitti. İşte Allah bir Nebi'ye git bu, bu kitabı insanlara duyur, sen de buna uy dediği an o kendisine kitap indirilmiş bir elçi olur. Oradaki o cin suresinde de Allah bu, bu vahiyler, vahiy indirirken, getirirken meleklerden etrafta büyük bir koruma çemberi oluşturuyor. Çünkü iblise doğru yolun üstünde oturma ruhsatı verdi. E en doğru şey de e, Nebi'ye Allah'ın kitabının gelmesi. Oraya bir şey karıştırırsa tamam. Yani suyu başından bulandırmış olur. Alt taraflarla uğraşmaya lüzum yok. İşte orada Allahü Teala bir koruma çemberi oluşturduğunu söylüyor meleklerden. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Orada o Nebi'ye o kitabı Allah'ın kitabını anlatıyor yavaş yavaş yavaş. O da iyice kavuruyor. Herhangi bir müdahale olmadığı için tek tek kelime kelime kavuruyor alıyor. Yani bu işe doğan bir şey değil. İlham değil yani. Bu meleklerin getirdiği vahiy. O iş bitti artık. Son, son Nebi geldi. Son kitap geldi. Bundan sonra yapılacak şey bu kitabı anlamak, kavramak ve uygulamaktır.